vermek için şu anda sağ kenarında yedekler olarak da Hyde'la Necruno'yu görüyoruz hocam. Necruno. Hocam iki takımda hazır şu anda. Gillas. Her şey hazır. Başlayacağım oyun. Evet hocam. Şu Gillas yapacak çünkü onlar red. Evet hocam onlar red. Onlar ilk başlayacak takım. Ve maç evet. Başladı. İki takımı da başarılar dileriz. İnşallah bol gollü gözlerimizin pasını silerler. Evet DRT maç beklediğimiz gibi köşeye doğru attı. Raul. Raul baktı aşağıya DRT. DRT köşeye doğru yolladı. NS o da son zamanlarda çıkışını sürdüren oyunculardan bir tanesi. NS. Hocam ne diyeyim hocam? Niş. Niş deniyor. Evet hocam. Niş. Aron. Gillas takımı şu anda Koç'e tarafına baskı yapmaya başladı. Gol arıyorlar. Ancak Koç ekibi bir boşluk buldu. Sion vurabilecek mi? Vuramadı. Hocam tehlikeli bir pozisyon. Sion başarılı olabilseydi yapmak istediği harekette Koç ekibi belki de golü bulmuştu. Neyse Niş. Hocam şaşırıyorum ya Niş. Hiç bugüne kadar söylemedim. Kendisini. Niş. Niş köşede Aron. Aron köşeden aldı. Çekebilirse Delete'i görecek. Delete'i verdik mi? Olmadı. Delete vuramadı topa. Vurabilseydi Gillas golü bulmuştu. Hocam iki takımda güzel başladı maça. Ve bu sürede top Kavuçay'ın yarı sahasında köşede Gillas takımı iyice bastırıyor hocam. Ve gol geldi. Gillas. Hocam çok... Hocam, Hexball'da böyle şeyler olabilir. Hatalar, basit hatalar bazen cezalandırılır. Bu da cezalandırılan hatalardan bir tanesi. Evet hocam, yani diyorsunuz ki yapılan hata affedilmez Hexball dünyası. Evet. Ve Niş, hocam Niş çok tehlikeli oynuyor hocam. Niş, Delete'i karşısında birazcık daha agresif görüyoruz Delete'yi. Sion köşeden yolladı ileri doğru. Raul topu kontrol edebilecek mi? Köşede Sion'a bıraktı. Raul, Aron, Niş. Niş'ten Scar, Scar arkaya doğru yolladı Niş'e doğru. Scar, Scar ileri aktaramadı. Aron topu karşıladı. Aron iyice bastırmaya çalışıyor. Gillas şu anda ikinci gol arıyor. Ve gol geliyor hocam. DLT 2-0. Gillas 2-0 önde. Maç farka gidip hocam çünkü KVC geride savunma yapamıyor, ileride de atak yapamıyor. Demiştim Gillas son haftalarda yükselişti diye bunu bize tekrar gösteriyorlar, kafamıza vuruyorlar. Güzel bir maç oluyor hocam, 2 dakikada 2 gol gördük. Bakalım, yani KVC'den de gol bekliyorum. Evet hocam, KVC yani bireysel yetenekleriyle bence kaliteli bir takım ama maalesef ki takım olarak Aron golü bulacak mı? Golü evet. Üçüncü golü geliyor hocam. Hocam Kavuç'a tarafında bir şey var. Sorun var. Nasıl bir sorun olduğunu kimse bilemez. Takım içi problemler olabilir. Çünkü hiçbir kendini maça vermiyor. Yani, hocam maça da zor geldiler ya. Adam hocam bir roket ama biraz kötü kaldı. Aron. Aron'dan Niş. Aron hocam Aron çok yani saldırıyor hocam Aron. Evet hocam. Yazılan. Şu anda Aron Scar karşısında Aron geriye döndü. Aron tekrar geri verebilecek mi? Veremedi. Scar. Niş. Niş ileri doğru Sina. Tehlikeli olabilir. Naraül kapattı arayı. Topu da aldı. Yukarıya doğru yolladı ama çok kötü bir top bıraktı. Niş. Niş. Yukarıdan Skara vermek istedi. Raul topu kontrol etti. Raul. Sin. Sin verdi Niş'e. Niş. Niş veremedi. Veremedi. Olmadı. Hocam çok saçma hatalar dönüyor. Bence neyse Niş biraz hani DM'de biraz zayıf kaldı. Sence? Hocam bence DM'de zayıf kaldı demeyelim de Kavuca tarafı ileride çok çabuk itiliyor ve Naş geride 2v1 kalıyor ve elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Bu da hocam ben daha çok böyle hücumcu olarak biliyorum yani yanlış mı biliyorum?
Yok hocam, kendisi kaleci V4'te. Kaleci. Gol mü geldi Kauça tarafından? Kauça tarafından golü geliyor mu? Ancak olmadı. Sin yani kolayca yaptığı hareketleri bugün sergileyemiyor. Herhalde bugün şanssız. Bir o kadar da hazırlıksız şu an duruyor. Hocam ara ara bana bir droplanma giriyor. Sıkıntı olacak galiba. Ama bizim maçımızı anlatmaya devam edelim. Sin kontrol edebilecek mi? Skar aldı köşede. Skar. Hocam Skar'ı biz daha önce hiç görmedik. Siz gördünüz mü? Hocam Skar Evolution'da oynayan Messi'ydi. Okan. Evet hocam. Messi çok yetenekli bir oyuncu. Bence Okan'ı yani Skar'ı forvette görmek benim için daha mantıklı. Seyhan'ın orta sahaya geçmesi. Yok hocam ondan değil. Seyhan yani Onur arkadaşlar kusura bakmayın isimle telaffuz ediyorum bazen. Bence köşelerde ve birebir de daha etkili bir arkadaşımız. O yüzden. Evet hocam teşekkürler yorumlarınız için. Niş biz maça tekrar dönelim. Kauçe tarafında işler iyi gitmiyor şu anda. Skoru tekrar hatırlatalım. İlk yarının şu anda son 1 dakikasına gireceğiz. Ve Gilas 3-0 önde. Ve Gilas 4. golü arıyor. Aron'a bir pas olmadı. Niş. Niş. Köşede Aron'a kaptırdı. Aron. Delete'ye. Delete'den golle bırakmak istedi. Olmadı. Tehlikeli bir atak Gilas tarafından. Delete. Skar. Skar ve Delete köşede. Ancak hocam köşelerden çok rahat çıkıyorlar. O yüzden Sinan'a söyledim ben. Birebir de daha etkili köşelerde daha etkili bir oyuncu. Evet. Biraz daha mantıklı olabilir. Tabii onların bileceği iştir. Biz sadece yorumcu. Devam edin. İşte böyle. Yani şu an Gilles'in ataklarını izliyoruz sürekli. İlk yarının bitmesine de son saniyeler kaldı. Son yarım dakika. İlk yarının son yarım dakikası kaldı. Köşede Aron. Hocam köşelerde Gilles'in büyük bir üstünlüğü var. Çok çabuk çıkıyorlar. Kauçe tarafı şu anda bu konuda hala bir çözüm üretmiş değiller. Bir an önce onların da kendilerine gelip maça asılmalarını bekliyoruz. Ve ilk yarının son düdüğü çaldı. Gilas 3, Kauçe 0. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Hocam ilk yarı hakkında bir yorumlarını alalım. Hocam pek yorumlayacak bir şey yok. Dediğimiz gibi Gilas geride çok güzel adam eksiltip ileride gol buldu. Kauçer'in de geride hataları vardı. Ama tabii Hexball'da hiçbir şey belli de olmaz. 7 dakika var önümüzde. 7 dakikada döner mi dönmez mi? Bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Hocam, örnekleri de var. Kauçer'e bakalım bu örneklerden bir tanesi olabilecek mi? Teşekkürler yorumlarınız için. Ve ikinci yarının başlaması için bakalım şu anda ne oluyor? Hala başlamadı hocam. Herhalde eller bir dinlendiriliyor. Ve Kauçe tarafında hocam yani konuşulanlara göre şu anda iki takımlı arkadaşlar bu şu anda birbirleriyle birazcık yani görmek istemediğimiz olaylar. Evet maça devam edelim dediler. Ve ikinci yarıya Kauçe ekibi başlayacak. Hocam inşallah Kauçe de artık eskisi gibi daha böyle iyi olmaya çalışırlar. İyi olabilirler. Ve ikinci yarıya başladık. Sin. Roy. Yukarıdan yollamaya çalıştı. Şu anda Delete'ye doğru yolladı. Delete'leri doğru aktarmaya çalıştı. Olmadı. Sin. Sin'den Skar. Skar. Sin. Skar. Hocam. Çok güzel bir pas denemesi ama biraz öne kaçtı. Sin. Niş'e doğru Niş. Niş'ten Raul'e kucağına yolladı. Skar, Sin. Hocam Kauçe şimdi de taklara çıkmaya başladı. Sıklaştırmaya başladı. Güzel başladı hocam ilk yarım dakikada. Biraz sanki Gilles'in skor üstünlüğüyle birazcık daha kademeli olarak ikinci yarıya çıktığını görüyoruz. Taktiksel olarak şu anda ikinci yarıda birazcık daha defansif bir tutum sergilediğini görüyoruz. Aron topu çekemedi. Top Niş'te kaldı. Niş. Yukarıya doğru baktı. Delete'de
Roy. Roy yukarıdan DLT'ye yollamak istedi. Olmadı. Niş. Sin. Çekip vurmak istedi. Olmadı. DLT'ye karşıladı. Her seferinde kademe Kavça ekibini karşılıyor. Şu anda ikinci yarıda ilk yarım dakikada bir tehlikeli bir atak gördük. O da... Ve gol geldi hocam. Kavça ekibi yapmadan gol buldu. Hiçbir oldu hocam. Tamam, şu an orada bir ping sorunu oldu. Ben yanlış görmediysem. Bakalım play-off'e gelecek mi yoksa devam mı edecek? Hocam orada kaydını beyan ediyor Aaron. Yok. Raul'un kaydını söylüyor. Bakalım bir play-off gelecek mi? Play-off gelecek mi? Bence play-off'lik bir durum yok. Ben kendim. Ben play-off'lik yok. Şu anda kaç çeyrek gibi bakalım. Yani gösterici tutma bakalım. Raul'u bekliyoruz hocam. Kimden dolayı? İkinci yarıdaki şu duraklamada bir. Yani Kavuç ekibi nasıl başladı maça? Ben onu sorayım. Hocam dakika 1.19'da Kavuç bastırmaya başladı top ileri attığından beri. Kavuç böyle devam ederse hocam bence ben maçı beraber bitirebilir. Tabii Gillas da tehlikeli bir takım. Onlar da bir 3 tane daha da atabilir. Yani dediğim gibi hocam Hexball'da hiçbir şey belli değil. Belli olmaz. Dediğiniz gibi örnekleri de var. Evet hocam. Kar. Öyle. Gol. Teşekkür hocam ve gol geldi 4-1. Şaşkınlıkla golü izledi. Hocam Aaron hiç affetmez. Evet hocam. Aaron affetmez. Kendisini Eva'dan tanıdığımız kaliteli bir oyuncu. Sin. Roy. Niş. Niş'ten sıkarak. Tehlikeli olabilir. Sin vurdu. Raul de kaldı. Raul. Bile etti. Hocam birazcık daha sanki son vuruşlarda biraz problemli kaçe. Sin. Sıkar. Sıkardan Niş. Sıkar. Güzel paslaşma. Güzel paslaşmalar. Olmadı. Raul bir pink spin. Ancak yok. Şu an bir pay geldi hocam. Sıkıntılı pingler var. Hocam bana da bir arada bir ping geliyor. Orada da bir FP örneği geldi Koçe'den. Karşı takımdan da Aaron karşı takımı tebrik etti. Parker'ın size selamı var mı? Çıktı geldi. Gördüm. Parker. Hocam Parker'ın size selamı vermiş. Öncelikle Kenan dedi bana. Ne yazmasını bekliyorum. Hocam kendisini buradan selamlıyoruz hocam. Sonra cevabını vereceğiz. İnşallah. Hocam şu anda hype girdi. O da forvet asıldı. Defansa kim geçecek? Sen. Hocam bence defansa Aaron geçebilir. Hype da DM yapabilir hocam. Kendisini DM de oynuyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Hype'da da DM yaparken gördük ama sanki lig maçlarını yaparken görmedim. Ama hala LoL'de bronzdan çıkamıyor kardeşim. Evet hocam. Kardeşim seni boş ver. Allah'ını seversen devam edelim hocam. İş. Scar. Scar köşeden içeri doğru aktarmak istedi. İçeride Gillas'ta oyuncular adeta bir duvar örmüş biçimde karşıladılar. Top Niş'te. Niş. Baktı. Aaron karşıladı. Hocam Kavuç'a birazcık ağır mı kalıyor? Bana öyle geldi sanki. Hocam ağır diyemeyiz de biraz daha şey oynuyorlar hocam. Temkinli ilk yarı. Hata yapmamak için birazcık daha temkinli oynuyorlar ama birazcık hızlı olmaları lazım. Çünkü maç 4-1 Gillas lehine. Böyle giderse yani skor bildiğimiz gibi, beklediğimiz gibi bitecek. Aaron köşeden Sin, Niş, Scar olmadı. Hype şu anda DM'de. Delete. Niş, Sin, Niş. Hocam delete diyorum ben her zaman da. Delete deniyor normalde. Hocam Niş diye okunuyor. Hocam Niş değil, Niş. Hocam Niş diye duyuyordum ben ya. Neyse hocam. Neyse hocam. Devam edelim. Sorunu öğreneceğim ama ben Niş demeye devam etmek istiyorum. Sin. Hocam Niş ne? Diş gibi yani. Hocam Niş deniyordu ben bilemem hocam. Niş. Telaffuzlarda ben Niş duydum. O yüzden devam edeceğim hocam. Niş.
Niş aşağı bakacak Sina. Sin önünü almak istedi. Köşeden yolladı. Hayt'ta. Hayt. Aaron karşıladı. Şu anda Gillas'ta oyuncular. Üçü de şu anda savunmada. Skor avantajını korumak istiyorlar. Şu anda koç ekibi bastırmış vaziyette. Gol arıyorlar. Bu duvara karşı bakalım gol bulabilecekler mi? Aaron. Skar. Skar yukarıdan yolladı. Sine. Sin. Sin dönmeye çalıştı. Dönemedi. DLT gördü orada. Blade. Hayt. Hayt'tan Niş. Hayt. Evet 4. dakikayı hatta 4.5 dakikayı geride bıraktık. Niş. Daha bundan sonra da artık Kavuç ekibi birazcık daha işleri zor. Yani bence Niş nazaran Kavuç'a biraz daha etki göstermeye başladı ikinci yarı. Ben bunu dediğimde Tunay bir roket dedi. Güzel. Etkili olmasının bir sebebi de bence Gillas'ın savunmaya geçmesi mi oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü Gillas biraz daha savunmaya doğru çekildi. Birazcık da geri çekildiler. Skor onlar için yeterli olduğunu düşündüm. İşleri zora sokmak istemediler. Kavuç ekibi birazcık da tabii zorlu bir ekip. Onlardan sürpriz geleceğini düşünüp taktik olarak birazcık da defansif kalmayı tercih ettiler gibime geldi. Benim düşüncem o. Delete. Bence gerek yok. 4-1 zaten. Skor biraz daha rahat evet. Gerekiyor. Biraz rakibini bu yönde bu skorla yetinmeyi istiyorlar. Gillas. Şu anda Aaron Niş. Köşede Aaron çıkardı topu. Delete. Delete'in olmadı. Vurabilse tehlikeli bir şuttu. Olmadı. Hocam Gillas ekibi de geliyor. 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 Hocam 5-1. Hocam artık maçın kopma şeyi bu. Mükemmel bir vuruş. Mükemmel bir şut. Roket geldi hocam orada Skar'dan. Hiç beklemedim. Roketin geldiği. Gerçekten sinirlendi hocam. O siniriyle bir topa bir vurdu hocam. Gol olsa mükemmel bir goldü yani. Ligde atılmış en iyi gollerden bir tanesi olabilirdi. Niş. Hocam 5-1 skor. 5-1 hocam yani artık maç bitti gibi bir şey. Bol gollü olsun dedik, bol gollü olsun. Şimdi gerçekten, hocam, gerçekten. Bence ben hocam Kavcı'dan bir gol daha beklerken... Hocam geldi hocam. Herle beraber güzel bir top oldu. 5-5. Delete. Hocam son anlarda sanki bir açıldılar, bir ısındılar maça. Ama tabii süre yetmeyecek. Araşa'dan Aaron'a. Aaron. Köşelerde bugün çok büyük bir üstünlük kurdu Kavuç ekibine karşı. Kabus oldu adeta. Skar. Skar'dan Niş'i Sine olmadı Allah. Hocam. Bu şeydi. Tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Artık son dakikalar. Son saniyeler. Saniyeler attı hocam. Dakika değil. Saniyeler. Ve maç böylelikle bitiyor. Gillas takımını tebrik ediyoruz. 3 puanı çıkardılar bugün. 5-2 Kavuç ekibine de artık devam maçlarında başarılar dileriz. İki takımdan da hakkında bir ufak yorumlarını alalım hocam. Ondan sonra da sonlandıralım. Diğer için. Hocam Gillas yükselişine devam ediyor. Kavuç'a düşüşüne devam ediyor. Bunun sebebi ne olursa olsun burada eğlenmek için oynuyoruz hepimiz. Evet. İşte İki takım da güzel oynadı. Elinden geldiklerini yaptılar. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Dediğim gibi Kauçe son iki haftadır çok şanssız goller yedi. Hatalar oldu. Ama ki Gillas da bir o kadar etkiliydi maçta. Son iki haftadır falan Gillas çok iyi oynuyor hocam. Hocam maçın gelirken zaten gördük. Gillas tam takır geldilerdi. Maçlarında hazır bir şekilde. Tabii ki de galibiyet için geldikleri belliydi ancak Kavuç ekibinin içinde aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ancak Kavuç ekibi içinde diyebileceğim tek şey ileriki maçlarda inşallah daha başarılı, daha hazırlıklı olurlar. İnşallah sorunlarını giderirler diye düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Diğer maçta burada olun arkadaşlar. İki takımı da tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Güle güle.